Şimdi eskiden kalan bazı uygulamalardan bahsedeceğim. Sebze yetiştirme geleneksel uygulamalar olarak. Bunlarda bir sürü uygulama vardı. Fakat bunlar günümüzde devam etmiyor. Şimdi günümüzde devam eden sadece hobi bahçeleri, ev bahçeleri değil, büyük alanlarda yapılan üretimlerde de devam edilen, bizim de bazı yetiştiricilik koşullarında tavsiye ettiğimiz halihazırda uygulamalara değineceğiz. Bunlar eskiden de yapılıyordu. Bilerek bilmeyerek diye düşünüyoruz ama mutlaka bilmeyerek olduğunu ben düşünmüyorum. Eski kadim kültür, kadim bilgiler yıllar, yüzyılların, onyılların süzgecinden gelerek günümüze ulaşan uygulamalar. Bunlar mutlaka bir bilgelik, bir bilinçle yapılıyordu. Bu uygulamalardan günümüzde de yapılanlarını ve bizim de tavsiye ettiğimiz bazı uygulamaları sizlere burada anlatacağım. Üç kız kardeş yöntemi diye de genelde bilinir. Dünyada da bu şekilde biliniyor. Farklı sebze türlerinin veya bitki türlerinin aynı alanda beraber yetiştirilme tekniği var. Buna birlikte yetiştirme diyoruz. Bunun bir değişiği karışık yetiştirme. Bu onun haricinde intercropping dediğimiz bir sistem var. Aynı alanda ama karışık şekilde değil, farklı sıralar halinde yan yana yetiştirme teknikleri var. Bunlardan bazı örnekler size anlatacağım. En çok bilineni günümüzde de özellikle işte Karadeniz bölgesi olabilir, Marmara bölgesi gibi bizim bölgelerde de kullanılır. İşte mısırla fasulyenin beraber yetiştirilmesi, işte fasulye, sırık fasulye dediğimiz sarılıcı tipteki fasulyeler. Mısırlar bunların sıra aralarına ekilir ve fasulyeler bunlara sarılarak sırağa da ihtiyaç duymadan aynı yerde gelişebilirler. Onların haricinde de diplerine kabak dediğimiz bal kabakları kenarlara dik ekilerek bunların da yetiştiriciliği sağlanabiliyor. Böylece küçük alanlarda aynı alanda 3 tane bitki türünü işte mısır, fasulye veya işte bezelye, kabak gibi türleri yetiştirebiliyorsunuz. Bunların burada fotoğraflarda görürsünüz çok farklı yöntemleri var. İşte burada pırasa soğan türü var, yanında marul. Onun yanında çok fazla boylanmayan fasulyeler olabilir, bakla, bezelye olabilir. Alttaki fotoğrafta da bu uygulamanın çok büyük alanlarda, dönümlerce alanlarda uygulanışını görüyorsunuz. Bir sıra belli bir alan mısır yetiştiriciliği yapılıyor. Onun yanında daha alçak yem bitkisi olabilir bu. Fasulye olabilir dediğimiz gibi. Diğer türde aynı ekoloji. Buradaki olay şu, vejetasyonu ve istekleri birbirine yakın olan türler seçmemiz gerekiyor. Aynı alanda, aynı zamanda yetişecekler. Birbirinden çok farklı uygulama istemeyecek bitkileri seçiyoruz. Çünkü ilaçlama, gübreleme gibi faaliyetlerde girdiğimiz zaman iş gücü biliyorsunuz problem günümüzde. Çoğu şey mekanize olarak yapılıyor. Bir girdiğimizde bunların ikisini de gübreleyebileceğimiz veyahut da ilaçlayabileceğimiz su ihtiyacı en önemli etken burada. Su ihtiyacının birbirlerine benzer olmaları gerekiyor. Çünkü siz suyu çok isteyen mısırın yanında suyu istemeyen bir tür yetiştirirseniz hala doğal olarak sulama sisteminizi buna göre kursanız bile zorluklu yaşarsınız. Bir alçak boylu dediğimiz bitki seçebilirsiniz. Yanına onunla rekabete girmeyecek şekilde ama güneşlenme, ışıklanma ihtiyacını karşılayabilecek şekilde daha alçak boylu bitkiler seçerek bu sistemi uygulayabilirsiniz. Burada üstteki fotoğrafta görüyorsunuz bir deneme alanlarında bunlar çok büyük alanlarda farklı farklı türleri beraber üretim dediğimiz sistemle yetiştirilmiş. Yurt dışında bununla çalışan enstitüler, üniversiteler var. Büyük alanlarını ayırıyorlar. Bizde Türkiye'de de bu kadar büyük alanına ben rastlamadım ama beraber yetiştirme sistemini biz kendimiz de diğer üniversiteler olsun, enstitülerimiz olsun arkadaşlarımız çalışıyor. Onun haricinde beraber yetiştirmede kullandığımız farklı bir teknik var. Burada sağ altta fotoğrafını koyduk. Nematot, köklü bir nematot, düzeltiyorum, nematotlu bir kök görüyorsunuz. Nematodu bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Bitkilerde, köklerde zarar yapan bir parazit, zararlı. Gözle görülmüyor bu canlı, mikroskop altında görülüyor. Bunlar konukçularına, büyük bir alanda konukçuları var. Konukçuların köklerine giriyorlar. Burada yumurtalarını bırakıyorlar ve burada yumurtalar gelişerek bitkinin köklerinin su almasını, besin maddesi almasını engelliyor ve bitkileri öldürüyor. Neredeyse çoğu bitkide
zarar yapabilen, sebzede zarar yapabilen bir zararlı bu nematot. Bu nematotlu ilaçla önlemek mümkün ama o kadar hızlı çoğalıyor ki bu parazit. Maalesef çok fazla ilaç kullanamıyorsunuz. Bu yüzden biz olabildiğince bulaştırmamayı veya dayanıklı türler seçmeyi söylüyoruz, çeşitler öneriyoruz. Fakat eskiden uygulanan bir yöntem var. Burada sol altta gördüğünüz gibi sebze bahçelerinin kenarına, eskiden de belki hatırlayanlarınız olacaktır, bir köşesine kadife çiçeği dikilirdi. Yani bu dekor olsun diye, süs olsun diye yapılan bir uygulama diye düşünebilirsiniz. Fakat kadife çiçeğinin şöyle bir özelliği var. Nematot için tuzak bitki. Tuzak bitki nedir? Yani bu paraziti, hastalığı kendine çekiyor. Eğer ortamda kadife çiçeği varsa nematot öncelikle bunu tercih ediyor. Yanınızda işte diğer domates veya işte fasulye, hangisi varsa ona gitmeden önce kültür bitkisine, kadife çiçeğine doğru yöneliyor. Önce onun köklerine musallat oluyor, yumurtalarını onun köklerine bırakıyor. Siz de bunu biliyorsunuz. Tam o aşamada, belli vejetasyonun tam aşamasında bu kadife çiçekleri ortamdan sökülerek, dikkatli bir şekilde köklerini fazla parçalamadan toprağıyla birlikte alınıp atıldığında sizin toprağınızda, yetiştirme ortamınızda bulunan nematot popülasyonunu hatırı sayılır ölçüde azaltıyorsunuz. Böylece neredeyse ilaçlamaya gerek kalmadan, başka bir önleme gerek kalmadan bu şekilde bir yetiştiricilik yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde buradaki fotoğrafta da, şekilde de gösteriyor. Farklı bitkiler de kullanabilirsiniz. Mesela bazen yanına sarımsak ekilir. Bitkilerinizin, sebzelerinizin. Aslında sarımsak kültürü yapmıyorsunuzdur. Orada başka türler yetiştiriyorsunuzdur. Ama araya bir sırada sarımsak dikersiniz veya soğan. Sarımsak da bazı gene zararlıları, böcekleri uzaklaştırma özelliği var. Bundan faydalanıyorsunuz. Burada iki türlü yöntem var. Bir uzaklaştırma, kaçırıcı etki. Bir de çekici etki, tuzak bitki. Bahsettiğimiz gibi kadife çiçeğinde tuzak bitki özelliğinden faydalanıyoruz. Sarımsak dikiyorsak yanına uzaklaştırıcı özelliğinden faydalanıyoruz. Buradaki şekilde kısaca bahsedelim. Burada kültür bitkimizin arasına farklı bitkiler dikiyoruz. Bunlar çekici bitkiler olabilir. Tuzak bitkiler. Hem tuzak bakımından kullanabiliriz bunları, zararlımızı çekmesi açısından. Bir de zararlımızı, doğada bir denge var biliyorsunuz. Zararlının karşısında da bunu yiyen, tüketen bir avcı popülasyon var. Avcı popülasyonun istediği bitkileri dikerek onların sayısını çoğaltıp onlar vasıtasıyla bu sefer zararları baskı altında tutabilirsiniz. Ya da kenarı, parsel kenarına sarımsak gibi örnek verdik. Onun üzerinden gidelim. Sarımsak gibi bitkiler dikerek uzaklaştırıcı etki olarak kullanabilirsiniz. Bunu parselinizi çevreleyerek sarımsak gibi bitkilerle böceklerin, zararların sizin kültür bitkilerinize zarar yapmasını, bulaşmasını en azından belli bir seviyeye kadar düşürme şansınız mümkün. Böylece zehir olarak adlandırdığımız, bu tarımsal savaşımda kullandığımız ilaçlardan da kurtulmuş olmasak bile miktarlarını hatırı sayılır şekilde azaltmış oluyoruz. Bunlar genelde bizim profesyonel yetiştiriciliklerde belki bunu kullanma şansınız pek yok ama hobi bahçelerinde, aile bahçelerinde, küçük işletmelerde önerdiğimiz yöntemler. Burada görüyorsunuz yaprak biti bakımından yoğun bir popülasyon var. Bu bakla bitkisi. Onun da bir diğer faydasını da en sonunda söyleyeceğiz. Yaprak bitini çekiyor bakla. Aynı zamanda da doğal olarak bu gelin böceği dediğimiz koksinellitlerden kırmızı 7 noktalı, 14 noktalıları var. Gelin böceklerinin, uğur böcekleri yaprak bitlerini yiyerek besleniyorlar. Bunlar da geliyor ve bunlar yaprak bitlerini tüketiyor. Eğer yaprak biti popülasyonunuz çok yoğun değilse rahatlıkla baş edebilirler. Fakat tabii ki belli bir popülasyon arttıktan sonra yiyerek de bitiremiyorlar. Burada birkaç tane fotoğraf görüyorsunuz. Aynı şekilde yaprak bitleri çoğalmış. Bunlarda da gelen uğur böceklerimiz afiyetle bu yaprak bitlerini yiyorlar. İşte ilaçlamalarda, seçtiğimiz ilaçlamalarda da bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani zamanında ilaç atacağız, mücadelemizi kullanacağız ama biyolojik mücadele dediğimiz yöntemler de artık son zamanlarda iyice popüler oldu. Ve kültürel olarak baktığımızda
ticari üretimlerde, seralarda olsun kullanılıyor. Faydalı böcek salınımları, parazitoidler salımı, predatörler salımı gibi. Burada da avcı böceğimiz burada doğal açık alanda bakladaki yaprak bitlerini yerken görüyorsunuz. Hatırlarsanız bir iki slide önce ne dedik? Sadece tuzak bitki değil, çekici bitki olarak da kullanıyoruz. Neleri? Faydalı böcekleri. Burada krizofitlerden örnek göstermeye çalıştım sizlere. Bunlar kıl kanatlardan, dikkatli gözlü olanlar artık arazide gezerken bunları fark edebilirler. Bunlar da yaprak bitlerini yiyen o uğur böcekleri kadar çok sayıda bulunmazlar. Genelde tek tek yumurta bırakıp sayıları bu şekilde fazla yoğun değildir. Fakat çok güzel avcı böceklerdir bunlar da. Bunlar da bizim faydalı dediğimiz böceklerden. Yani doğada gördüğümüz her şeyi, böceği zararlı görüp öldürmeye veya ilaç atıp öldürmeye kalkmıyoruz. Bunun doğal dengesini sağlarsak, eğer bunu bozan zaten bizleriz, insanoğlu. Bozmadan, doğru bir şekilde, doğru ilaçlama olabilir, doğru bitkiler seçimi veya doğru faydalı böceklerin çoğaltılması olabilir. Bunlarla aslında popülasyonları belli baskı altında tutabiliyorsunuz. Tabii her zaman bunu bu şekilde baskılamanız mümkün değil. O zaman da ilaçlardan veya zehirlerden destek almalıyız. Fakat üretici olarak bizler ilk etapta aklımıza maalesef ilaçlar geliyor. İlaç atalım. Ondan sonra artık çaresiz kalınca, çünkü ilaçlar da çözüm değil. Böcekler bunlara dayanıklılık sağlıyorlar. Ekstra bu biyolojik mücadelelere ondan sonra baktık maalesef. Bu hani domateste bahsetmiş olduğumuz tat koku kayboldu, sonra tatı kokuyu geri getirmeye çalışıyoruz dediğimiz yöntem maalesef tarımsal savaşımda da, zirai mücadelede de başımıza geldi. Şimdi biyolojinin bozulduğunu, dengenin bozulduğunu fark ettik ve ilaçlarla da bu işin çözüm olamayacağını anladık. Maalesef tabii ki çevreyi kirlettik, belli bir aşamaya geldik, fakat hiçbir şey için geç değil. Yeni yöntemler, yeni biyolojik mücadele teknikleriyle tekrar doğal dengeyi sağlamak adına güzel adımlar atılıyor. Bu konuda da desteklemeler de yapılıyor. Teknik teşkilatlar olsun, yetiştiricilerimiz olsun bu konulara artık üzerine eğilmeye başladılar. İnşallah artarak devam eder. Burada baklanın bir faydasından daha bahsedeceğim dedim. Konuyla alakalı olanlar bilirler. Baklagiller dediğimiz fasulye, bakla, bezelye köklerinde nodoziteler olur. Bunlar nematottaki urlara benziyor. Hatırlarsınız. Bunların yalnız şöyle bir özelliği var. Bu urlar faydalı. Çünkü bunların içinde havadaki serbest azotu bağlayan bakteriler vasıtasıyla oluşturulmuş urlar bunlar. Belli bir aşamada bunlar bitki toprağa karıştırıldığında toprağa azot sağlamış oluyorsunuz. Hem organik maddesini arttırıyorsunuz hem de direkt azotlu gübreleme yapmış oluyorsunuz. Malum gübre en büyük girdilerimizden birisi, çiftçilerimizin en çok şikayet ettiği haklı olarak girdilerden birisi. İşte bu tarz yetiştiriciliklerle biz hem toprağın doğal dengesini koruyup hem de toprağa ilave azot gibi mineral maddeler sağladığımızda göreceksiniz, hem yetiştiriciliğiniz daha güzel, daha kaliteli olacak, hem de masraflarınızı azaltmış olacaksınız. Burada da bakla, o yaprak bitlerini çeken baklanın sadece üst toprak aksamındaki yeşillikteki faydaları değil, toprağın altında da faydaları var. Buradaki de fotoğraf bizim arazideki baklalarımızdan bir tanesini söküp burada fotoğrafladık. Tam bu aşamada, belki bir sonraki aşamada bunlar pembe rengi aldığında içleri tam azotla dolu oluyor. Bunlar toprağa karıştırılarak çok güzel azot sağlamış oluyorsunuz. Şunu yalnız belirtmem gerekiyor. Hani bakla, fasulye bu toprağa azot bağlıyor deyip sonuna kadar bekleyip hasat sonunda karıştırdığımızda maalesef bu faydadan çok fazla faydalanamazsınız. Çünkü bitki onu kendisi kullanıyor. Bunun dediğimiz gibi türüne göre aşamaları var. İlgilileri öğrenebilirler. O aşamada tam bitki biçilip karıştırılarak toprağa güzel bir azot sağlamış oluyorsunuz.